Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber kanalda daha önce yaptığımız ırk videolarına devam edeceğiz. Buçuklukları unutmuşuz. Küçük oldukları için olabilir ya da sona bırakmışız bilmiyorum. Şimdi buçuklukları, halflinglere bakacağız. İşte hobbit benzeri minik tatlı şeyler. Bunlara bakacağız ama bunun Twitch'teki bir yayından kesit olduğunu bilin. O yüzden arada işte Twitch'ten dolayı bir şeyler olursa, mesela birisi 1000 lira falan yollarsa çığlık atarım. Yollamaz büyük ihtimalle ama. Şimdi halflinglerle alakalı kitap bize neler söylemiş? Birincisi small and practical demiş. Yani küçük olduklarını bilmek için artık çok da dahi olmaya gerek yok. Hafifler, minikler doğal olarak. Bu bir sürü şey açısından avantaj, bir sürü şey açısından da dezavantaj olacak. Birazdan üzerine geleceğim. Bunun yanında genelde neşeli, meraklı ve kibar olarak nitelendiriliyorlar. O yüzden karabalıklar arasında kayboluyorlar. Çok göze batmıyorlar dediğim gibi. Çünkü dediğim gibi yani insanlar genelde kötü şeyleri hatırlarlar. Kabalıkları hatırlarlar ama kibar, minik, tatlı şeyleri hatırlamazlar. O yüzden boylarının küçük olmasının da avantajıyla genelde göze batmayan, arka fonda kalmayı başaran, kalabalıklar arasında dikkat çekici olmayan varlıklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Genelde bütün settinglerde arkadaşlar insan şehirlerinde yaşıyorlar. Bunlar mesela Warhammer settinginde, Warhammer'da Moot diye bir yer var. Orada halflinglerle dolu bir eyalet orası ama bütün Empire şehirlerinde görmeniz mümkün. Bizim bu kanalda oynadığımız, benim yaptığım sistem olan şey, setting olan Zincir Şarkısı'nda da bütün insan şehirlerinde insanlarla beraber varlar. Birkaç önemli şey var üzerinde bahsetmemiz gereken, teknik şeylere gelmeden önce. Bir bakalım evrenlerde karşılıkları ne olmuş. Açıkçası bu halflinglerin temeli hepimizin bildiği gibi Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi Hobbit kitaplarındaki Hobbit ırkından geliyor. Tabii farklılaştıkları yerler var ama aynı neşe, mutluluk, aynı yemek düşkünlüğü genelde tema olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane bildiğimiz halfling karakterden bahsedeyim. Örneğin aklıma ilk gelen şey Drizzt'in yanındaki halfling yardakçısı, onunla beraber gezen sürekli takım arkadaşı, dostu bir halfling vardı. Adı neydi hatırlayamıyorum şimdi ama. Regis. Adı Regis'ti. Regis adında bir halfling vardı. Genelde partide olduğu zaman partiyi neşelendiren ve oyunun havasını dağıtan bir ırk. O yüzden faydalı. Şimdi bakalım bu bahsettiğimiz, temelini attığımız ırkla alakalı kitap bize neler söylemiş. İsimleri olarak burada örnekleri Alton, Ander, Kate, Corin, Elden gibi aslında bayağı normal isimler. Aile isimleri çok eğlenceli ve değişik. İşte Brushgetter, Goodbarrel, Grimbuddle, Highhill, yani Yüksektepe, Yeşil Şişe falan gibi böyle isimleri var sonuçta. Yemekle alakalı çok isimleri olduğunu görüyoruz lore'da. Bunun yanında da böyle eğlenceli işte göbek deliği falan gibi soy isimlerine de sahipler. Şimdi gelelim kitabın bize verdiği, gösterdiği traitleri nelermiş, yani özellikleri nelermiş. Bize normal halfling olduğumuzda ilk gelen şey +2 dexterity. Neden? Çünkü minikler, elleri hızlı, kendileri hızlı ve çevikler doğal olarak. Bir şekilde hayatta kalacaklarsa bunu güçle değil, çeviklikle, zerafetle yapacakları belli. 20 yaşında erişkin oluyorlarmış, yetişkin oluyorlarmış kitaba göre ve 200 kadar yaşıyorlarmış. Yani 250'leri ya da işte 150-250 arasında bir yaşam süreleri var. Yani insandan biraz daha fazla yaşıyorlar. Alignment'ları diyor ki neredeyse bütün halflingler çoğunluğu lawful good'dur. Yani genelde iyilerdir, tatlılardır. Yani insanlara karşı toleransları vardır. Ama diyorlar baskıya karşı bir toleransları yoktur. Şimdi ben genelde kendi evrenimdeki halflingleri chaotic good olarak oynatıyorum ama genelde good olmalarını bekliyoruz. Genelde çok karıştırılan halflinglerle gnomlar. Gnomları başka bir videoda yapacağız. Ya benim uzun zamandır oynadığım masalarda bile yıllardır oynayabildiğim oyuncular mesela gnom karakterlerini halfling gibi, halfling karakterlerini gnom gibi oynuyorlar. Tabii ki bir halfling ile bir gnom birbirine benzeyebilir ama aslında temeldeki temaları birbirinden oldukça farklı. Şimdi gnomlar bu şeyin konusu değil ama. Sonra enteresan yerlere geliyoruz. Halflingler aşağı yukarı 3 feet boyunda diyor. Yani 1 metre boyu. Bayağı küçük. Gördüğünüz gibi. Ve size'ları da small. Normalde biliyorsunuz neredeyse bütün ırklar medium'dur. Yani half-orc da medium'dur, insan da medium'dur, elf de medium'dur. Ama halflingler small, yani küçüktürler. Bu bazı kurallarda etki bırakıyor. Çok güzel, önemli bir özellikleri var. Lucky diye bir traitleri var, özellikleri var arkadaşlar. Diyor ki bir atak roll'da, bir ability check'te ya da saving throw'da eğer bir atarsanız tekrar atarsınız. Bakın bu çok önemli. Yani halflingler şanslılar.
Saldırıyorsun, bir atıyorsun. Biliyorsunuz bir attığınızda başınıza kötü şeyler gelir. Kanaldaki videoları takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Bir atıyorsunuz ama o biri tekrar atabiliyorsunuz. Ha, bir daha bir atarsınız artık yapacak bir şey yok. Ama bir defa o birden yırtıyorsunuz. Ya da bir yere mi tırmanacaksınız? Bir attınız. O biri tekrar atabiliyorsunuz. Bu bayağı önemli. Bunun üzerine Lucky Feet'i alıp, bir de Bone to Full Luck diye bir feat var. Onu alıp yani manyak manyak şeyler yapan altlıklar gördüm. Ama Lucky Feet'ini sevmediğimizi herkes biliyor. Aynı zamanda Brave, yani cesursunuz. Diyor ki korkuya karşı, frightened condition'ına karşı bir avantajı vardır diyor. İki zar atıp yükseğini alır. Bu önemli arkadaşlar. Bu aslında ejderha mızrağında çok fazla gördüğüm bir şey. Ejderha mızrağında biliyorsunuzdur belki, Kender diye bir ırk var. Bu ırk korkusuz olmasının sebebi de temelde ne tehlike karşısına gelirse gelsin merak duygusunun korkusunu bastırmasın. O evrende. Bence oradan alınmış bir şey. Böyle oynamak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama bu bence güzel bir sos. Yani böyle oynarsanız. Yani örneğin bir ejderha ile karşı karşıya geldiği zaman normal insanlar ejderhaya bakıp ayetel kürsü okumaya başladığı zaman Huffington, aa ne kadar parlak pulları var. Ağzının içinde alev acaba nereden geliyor diye tribe girip meraklanıp korkularını yenebiliyorlar. Yani aslında Huffington'ların bayağı özellikle olarak OP olduğunu görüyoruz. Yani overpowered, güçlüler. Çünkü çok oynanan bir ırk da değil. Estetik sebeplerden dolayı. Ama oldukça güçlü bir ırk. Language'leri common ve kendilerine ait bir dilleri var Halfling. Çok kullanılan bir şey değil. Ne yazık ki. Yani ben çok kullanmadım. Zaten kitapta çok büyük bir literatürleri yoktur falan diyor. Diyor ki bu önemli. Halfling nimbleness. Yani Halfling zerafeti. Çevikliği. Diyor ki sizden diyor daha büyük size olan, boyutu olan düşmanların ya da dostların alanlarından geçebilirsiniz. Yani kareli bir map'te oynuyorsanız önünüzde bir dostunuz varsa muhtemelen medium'dur. Dediğim gibi ırkların çoğu medium. Onun olduğu karenin üzerinden geçebiliyorsunuz. Orada duramıyorsunuz ama onun içinden geçebiliyorsunuz. Herhangi bir zorlanma yaşamadan. Bu da aslında dungeon ortamlarında, dark koridorlarda halflinglerin rahatça ileri geri yapabileceğini gösteriyor. Güzel. İki tane dediğim gibi ana kitapta, yani Player Handbook'ta iki tane sub race'i var, alt ırkı var. Bunun dışında bazı ırkları var dediğim gibi başka kitaplarda. Hem homebrew olarak hem de daha sonradan çıkmış Anort Arkanı gibi olsun. Ama buradakilere bakalım. Lightfoot ve Stout demiş. Lightfoot Halfling, Halfling dediğimizde daha çok aklımıza gelen şey. Bir de karizmanızı alıyorsunuz. Ve Naturally Stealthy diye bir şey geliyor. Sizden büyük bir dostunuzun arkasına geçip onun arkasına saklanabiliyorsunuz. Yani oyuncuları kendinize cover olarak kullanabiliyorsunuz. Onun arkasına hide atmayı deneyebiliyorsunuz. Yani cover olarak kullanabiliyorsunuz derken hani cover mekanikleri işlemiyor ama hide atabiliyorsunuz onun arkasına gidip. Bu çok önemli. Çünkü bundan manyak şeyler yapılabildiğini gördüm. Özellikle rogue'sanız, yani assassin, düzenbaz, hırsız gibi bir şeyseniz, o zaman dostunuzun arkasına geçip hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda hide atıp hide'ı başarıp bonus aksiyonları kaydatabiliyor rogue'lar. Ondan sonra oradan sneak attack çıkaran çok fazla halfling gördüm. Bu Lightfoot Halfling sizi muhteşem bir şekilde dostlarınızı da kullanmaya derin bir combat deneyimine yeni bir kapı açıyor. Stout Halfling diyor. Burada da bir constitution'ınıza bir geliyor ya yani dayanıklılığınıza bir geliyor. Bunlara diyorlar ki bunlarda galiba dwarf kanı olabilir diyorlar. O yüzden bunlar böyle birazcık şey. Güçlü, kuvvetli, dayanıklı halflingler. Bunlara da poison damage'e karşı resistance ve aynı zamanda da poison'a karşı saving throw'larda avantaj vermiş kitap. Yani genel olarak daha dayanıklılar. Şimdi teknik olaylara baktıktan sonra halflingler üzerine biraz konuşmamız lazım. Genel olarak çok zevkli, çok eğlenceli boyutlar çıkarabiliyorlar. Ama bilmelisiniz ki çoğu DM halflinglerin size'ları small olduğu için ellerine great weapon alırlarsa onları bu silahları proficiency ekletmeden ya da dezavantajlı kullandıracaktır. Yani mesela şey çok güzel bir tema. Bizim oyunda, benim oyunlarımdan bir tanesinde Shams böyle bir oyun karakter oynamıştı. Neydi adı? Piglet miydi? Gibber mıydı? Hatırlamıyorum da bir halfling oynuyordu. Minicik bir şeydi ve barbardı. Elinde bir great club vardı. Çok enteresandı. Böyle karakterler yapılabiliyor. Ama çok büyük silahlar taşımanızın size bazı dezavantajlar vereceğini bil. Ama bunun yanında ne yapabiliyorsunuz Halfling'de? Muhteşem hırsızlar oluyorlar. Bütün özellikleri hırsız olmaya yapılmış resmen. Küçükler, hızlılar, rahat girip çıkabiliyorlar.
kalabalıklar içinde dikkat çekmiyorlar. Bunun yanında ama hırsız olmak gibi bir ünleri var. Çünkü yani adamın göz seviyesi direkt mahzenin para kesenle aynı seviyede olduğu için. Bunun yanında çok çocuk sahibi olmak gibi bir temaları var. Oldukça fazla kardeşleri oluyor genelde. Bu genelde fantastik evrenlerin çoğunda gördüğümüz bir tema. Halfling oynuyorsanız arkadaşlar, sınıf önerilerim yani temelde en basit olan tabii ki Rogue. Daha sonrasında Martial yani dövüş odaklı klaslardan biraz uzak durmak. Stout olsanız bile. Çünkü yani tuhaf duruyor ama eğlencesinde böyle şeyler yapılabilir. D&D'nin güzelliği bu biliyorsunuz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bunun yanında da önerim estetiği çok kafaya takan oyuncularsanız eğer bunu yapmamanız. Çünkü böyle Shining armorların içinde çok karizma olalım falan derdindeyseniz muhtemelen ne giyersiniz giyin insanlar size tatlı diyecekler. Korkutucudan önce. Çok tatlı bir şey diyecekler. Şirin olmak üzerine gidecek. Çok minik çünkü. 1 metre boyu var yani. Bu sebeple buna göre eğer bir Halfling oynuyorsanız tercihinizi yapabilirsiniz. Onun dışında söylenebilecek bir şey var mı? Dediğim gibi aklıma gelen önemli Halfling karakterler yani buçukluk karakterler tabii ki Bilbo Baggins, Frodo Baggins, Yüzüklerin Efendisi'nden, Regis, Drizzt'in kitaplarından, Regis'in yol arkadaşlarından bir tanesi olan. Onun dışında Ejderha Mızrağı'ndaki Kendir'in adı neydi? Hatırlayamıyorum ama o. Böyle. Umarım yardımcı olmuştur bu bahsi küçük rehber videosu size. Dediğim gibi Halfling oynuyorsanız çok eğlenceli boyutlar yapabilirsiniz. Bizim Ataklı olarak resmi önerimiz Halfling oynarken Böyle bu benzerde böyle tatlı minik bir sesle bunu mutlaka oynamanız. ya biz hep öyle yapıyoruz. O çocuk görüntüsüne, o heyecanına yakışıyor. Yani Böyle bir sesle. oynamanızdansa. Böyle arkadaşlar umarım yardımcı olmuştur. FRP oynayın. D&D 5 ile kalın. Halfling olacaklara şimdiden hırsızlık maceralarında başarılar diyelim. Ay Çen adamları ikiye mi kesiyor Çen?